Şu anda ne yaşanıyor? Ee, Irak'ta son günlerde sokaklar karışıyor. Ancak bu kez e, Sayın Ağrı ayakta alacağım ben de o aktarayım. Mezhepsel ya da etnik bir çatışma değil Irak'ta yaşananlar. Tamamen Şiiler arasında bir iç çekişme yaşanıyor. Ee, Mukteda Esadır yanlıları İran destekli bir hükümet istemediği için parlamento binasını bastı. Uzmanlara göre Irak 3'e bölünebilir ve iç savaş Irak'ın tarihten silinmesi anlamına gelebilir diyor bazı uzmanlar. Yabancı misyonların bulunduğu yeşil Bölgeye girdiler, e, parlamentin binasına bastılar, sokaklar karıştı. Haftalardır bölgeyi takip ediyoruz, günlerdir e, ne yaşanıyor, kimin çatışmasına sahne oluyor Irak sorusu elbette ki akıllarda. E, neden sular durulmuyor Irak'ta Sayın Ağar? E, Nedir tam yaşanan Bir kere dışarıdan müdahale çok yüksek. Yani Irak onlar açısından Iraklara bırakılamayacak kadar önemli bir ülke. Yani aslında meseleyi nereden ele alalım? 90'lardan mı alalım? Hayır, yani 90'lardan da başlamak doğru olur. Çünkü hatta 90'lardan değil de Irak-İran Savaşı'ndan başlamak doğru olur. Yani e, ta o günden beri e, hem proxy olarak kullanılmaya çalışılan bir ülke, yani vekil olarak kullanılmaya çalışılan bir ülke, hem de e, işgal ve istilalara uğrayan, işgal ve istilaların üzerine e, mezhep fitnesinin uyandırıldığı, sonra mezhep fitnesinin çıkartıldığı, mezhep savaşının çıkartıldığı, Ardından özellikle Malik'in uygulamış olduğu Şi siyasal İslamcı iktidarlarla birlikte bir Sünni aşiret isyanı yaşandı. Sünni aşiret isyanında işiti ortaya çıkarttı, yani onun üzerine İshit'in geldiği ve ardından İshit tarafından ülkenin yüzde 40'unun bir şekilde işgal edildi, ifade edildi, Suriye ile birlikte ve ardından YPGPK'nın coğrafyada yükselişi ve şimdi tekrar. Bu sefer e, Irak'ın e, en başından beri var olan bir kırılganlığın e, yükselerek kendisini göstermesi. Aslında yani Şişi e, ihtilafı, Şişi kavgası veya Şişi rekabeti bugün ait olan bir fotoğraf değil. Yani hani Muktada Esad es e, bugün kendisini gösterdi. E, güçlü bir şekilde kendisini gösterdi ama e, evvel aslında tam işgal yıllarına dayanıyor. Hatta şöyle bir cümle kurayım müsaadenizle ben, ee, hani Irak'la ilgilenmeye başladığım andan itibaren hep Muktada Sadr, hep karşıma çıktı. Aslında babası çıktı. Babası e, ve kardeşi Saddam Hüseyin tarafından milletin içerisinde bir suikastle e, öldürülmüş bir kişi. Bir de onun onun vermiş olduğu bir güçle beraber, bir yükle beraber siyasetin sahnesinde, teolojinin sahnesinde. Ama bir bir özelliği var. Bakın e, burada vurgulamam gerek. Yiğidin hakkını teslim etmek gerek. Şimdi seçimlerin birinci partisi olarak çıktı olarak da. Son derece güçlü bir şekilde ve kim kaybetti? İran yanlısı İTAR grubu kaybetti. Yani çeşitli İran yanlısı Şabilerin ve siyasi yapıların oluşturmuş olduğu yapı seçimlerden çok büyük bir hezimetle çıktı. Kim e, yüksek oy alarak çıktı? Barzani oy alarak çıktı. KDP oy alarak çıktı. Şiiler dedi. Muktada Esra'dır. O oy alarak çıktı. Bir de Sünni blok kendi bloğunu iki parçalı da olsa temelde kendi oyunu muhafaza ederek çıktı. Şimdi Sadr bir şey yapmak istedi. Dedi ki ben Kürtlerle ve Sünnilerle, Sünni Araplarla bir e, koalisyon kurup e, hükümeti kuracağım. Kuramadı. Şimdi normal şartlarda kuruyor olması gerekiyordu ve çok da iyi gidiyordu bence kendisi açısından. Ve yani Irak'taki o parçalanmışlığı, Türkiye hatta şöyle bir şey yapmış hatırlarım yani 2010'da. Türkiye çok uğraştı. Keşke Türkiye onu başarabilmiş olsaydı o zaman. Çok aktifti o zaman Türkiye Irak siyasetinde. Yani şunu yapmaya çalışmıştık biz. Kürtlerden, Sünni Araplardan, Türkmenlerden ve layık Şiilerden oluşan bir hükümetin kurulması için Türkiye çok uğraşmıştı. Ama o zaman hatta o zamanki... Irak ülke bölünmesin, toprak bütünlüğünü korusun diye mi? Türkiye çok, çok, çok uğraştı Irak'ta. Yani o zaman... Yani bizim büyükelçimiz hani orada görevli olduğum için yani her ay Milli Güvenlik Kurulu toplantısına gelirdi. Her ay yani o 9 aydan fazla uzun bir süreçti o. Ve Türkiye gerçekten hatta şöyle bir cümle kurdular o zaman dediler ki Türk büyükelçisi Irak'ta Amerikan büyükelçisinden daha etkilidir. Çok uğraşıldı devletimizi çok konsantre olduğu bir süreçti ama son kerte de şöyle bir şey oldu yani Bizimki Bizim istediğimiz olmadı ve e, Büyükelçi'nin sözünü hiç unutmuyorum. Arkadaşlarla beraber e, kurulan hükümeti izliyorduk. Arkamızdaymış Merso'da ve şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki e, Amerikalılara ve İranlılara karşı kaybettik arkadaşlar dedi. Ve bunun sonuçları Türkiye için ve Irak için son derece ağır olacak. Bugünleri işaret ederek mi bu ya zaten, zaten yaşanan ondan, ortada. Ondan sonra istikrarsızlık hiç durmadı. Yani istikrarsızlık sadece burada kalmadı. Suriye'ye kadar sıçradı. Yani Sur Suriye'deki istikrarsızın kökeni de Irak'tır. Yani hani Suriye meselesinde dedi ki hep ben şöyle bir cümle kuruyorum. Diyorum hatırlarsınız sizle de konuşurken. Şimdi Suriye evet, son derece önemli bir denklem. Suriye'yi biz konsantre olmuş durumdayız. Ama Suriye'yi Suriye'den çözemezsiniz. Suriye'yi Irak'tan çözersiniz yani Suriye'nin terörünü de Irak'tan çözersiniz. Yani biz aslında hani Irak'a konsantre olmayı, gerçek anlamda konsantre olmayı ve etkili olmayı bir başarabilsek aslında Suriye bunun yanında çok daha tal tali bir sorun olarak kaldığını ve çok rahatlıkla çözebileceğini göreceğiz. O zaman şimdi e, belli ki dışarıdan bir müdahale var dediniz. Evet. Ee, yani bu seçim, bu ve seçimde öyle oldu. Irak ve Suriye'yi birlikte konuşmak istiyorsunuz. Şu anda Irak'ta yaşanan durum ileride Suriye'ye yansıması ne olacak? Şimdi e, izin verirseniz evet. yani iyi anlaşılsın diye şunu evet. söylemeliyim. Şimdi Muktada Esrar e, o almış olduğu milletvekili oranıyla e, Barzan ile e, çünkü şey Barzan da güçlenerek çıktı. E, Sünnilerle bir işbirliği ve dedi ki e, biz hükümeti kuralım. Peki Barzaniye ve Sünnilere hükümeti kurmaması konusunda baskı yapan kimlerdi? İranlılar ve Amerikalılardı. Ve o yüzden hükümeti kuramadı. Hükümeti kuramayınca da 73 tane vekil beraber aldı kardeşim, dedi, istifa ettiler. Şimdi istifa ettikten sonra sıra kime geldi? Fırsat kime geçti? İtara yani İran yanlısı e, gruplara geçti. Yani içinde Kays Hazali var. İşte e, bir şekilde e, Ammar El Hekim grubu var. Bir şekilde e, Maliki var. Bir iki şekilde İbadi var. Ondan sonra fel Felah Feyyaz var gibi böyle son derece e, Irak için önemli İran yanlısı figürler var ve bunların hepsinin bir silahlı yapısı var. Şimdi bunlar e, bu şekilde ama e, güçsüzleşerek çıktılar, büyük bir e, Fiyasko ile çıktılar kendileri açısından, güç kaybettiler. Şimdi bunlar hükümeti kurmaya kalkınca bu sefer ne yaptı? E, sadr son derece e, akıllı bir hamleyle ile beraber. E, Parlamento ile ilgili ilk mesajını verdi. İlk mesajı sağlam bir şekilde alınmayınca bu sefer girdi. Ve açlık grevleri, bunun üzerine işte oturma eylemleri ve iradesini zamana yaymakla ilgili bir e, direnç, bir mukavemet sergilemeye başladı. Nereye gider? Şimdi herkes e, bu soruya cevap alıyor. Ben de arıyorum. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi bununla ilgili e, bir soru sordunuz. Irak parçalanır mı? Bir kere Şii ile Şii arasında yapılacak bir kavga Irak'ın parçalanmasıyla ilgili son derece büyük bir risk fotoğrafı ortaya koyar. Doğru. Ama bir şekilde Muktada Es-Sadr bu mücadeleden olası bir mücadeleden galip olarak çıkarsa Irak'ın geleceğini damgasını vurur. Çünkü Muktada Es-Sadr bağımsızlık yanlısı olan bir figür. Evet Şii olması hasebiyle Şiiliğin e, İranlı olan iletişimi, etkileşimi, etkisi olması hasebiyle e, 2004 yılında girişmiş olduğu, e, ortaya koymuş olduğu iradeyle Maliki ve Maliki'nin iradesinin ki şey güçler tarafından baskı altına alınmış ve bu nedenle Su İran'a gitmek zorunda kalmış olsa bile Kum kentine mercayet olmak için bütün bunların hepsinden öte sadrın bir temel karakteri vardır. Irak milliyetçisidir ve Arap milliyetçisidir. Ve bu diğer gruplarla arasındaki keskin çizgi bu bu temel yapıdan kaynak. E, ortak paydaları ne? E, Şii olmaları ama Şiiliğin içerisinde de bizim çok bilmediğimiz kendine özgü pek çok farklı bakış açısı var. Yani örneğin Mehdi'nin gelişiyle ilgili. Yani şimdi örneğin Mehdi gelecek diyen İran Şii siyasal İslam'ının bu şekilde yayılmacı kültür ortaya koymasının kökeninde ne var? Mehdi gelecek, Mehdi gelmezden evvel Siyasal ortamı Mehdi'ye hazırlamalıyız. Yani İran, Şia'sındaki temel yaklaşım kendisinin bu yayılmacı tutumunu ve yayılmacı tutumuyla beraber et altında toplamış olduğu Şiilerdeki şeyler, temel eğilim, temel inanç ne? Bu yaklaşım ama... E, şu kavram mı? Tanrı, esrar, Tanrı'yı, yaklaşım, Tanrıyı yaklaşım kıyamete zorlamaktan bahsediliyor diye bir ifade var. O, o mu tam yani, olarak? Yani e, Şiilerde böyle bir inanış var mı? Evet var. Yani sonuçta hani Sünnilerde de, Şiilerde de, Yahudilerde de, e, Hristiyanlarda da özellikle Avangeliklerde, Neokonlarda e, bu inanış var ne yazık ki. Ve açıkçası e, bizim kutsal kitabımızda buna dair bir gönderme yok. Çok ilginç. Yani hani e, ee, örneğin işit Mehlemeyi Kübra yapacağım diyordu. Nerede? Dabık'ta. Burada. Fırat Kalkan'ın olduğu yerde. Burada bu Mehlemeyi Kübra yapacaktı ama Türk Silahlı Kuvvetleri bakın darma duman etti. Yani işitin e, bir şekilde inanç eşiğini, güven eşiğini, moral eşiğini kıran Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri işitle olan mücadelesinde Türkiye'ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çok büyük bir haksızlık yapılır. Yani bir, korkunç bir şey bu. Yani çünkü Sünni tabanlı, özellikle Sünni Arap tabanlı bir yapı işit ve gücünü nereden alıyordu biliyor musunuz? Menheme-i Kübra'dan alıyordu. Yani kıyamet savaşı yapacağına inanıyordu. Kaç tane? Üç tane dergisi vardı. Dergilerinden bir tanesinin adı Dabık'tı. Bir tanesinin adı Konstantin'di, İstanbul'du. Bir diğerin adı da Amak'tı. Yani bizim Amikovası'ydı. Üçü de Menheme-i ile ilgiliydi. Yani yapacağı kıyamet savaşıyla ilgiliydi. Ve üçü de Türkiye ile ilgiliydi. Hedefi aslında Türkiye'ydi. Şimdi ama o Türkiye'ye girmeden Türkiyon'a girdi. Ve Dabık'ta yani menheme Kübra yapacağını söylediği yerde İŞİD'i darma duman etti. İŞİD o zaman zaten inanç inanç iddiasını kaybettikten sonra bir daha hiç tutunamadı. Yani ne Dabık'ta tutunabildi ne Elbap'ta Elbap'ta korkunç bir mücadele oldu. Elbap'ta direnci kırıldıktan yani yani mukavemeti direnci kırıldıktan sonra ne e tapkada tutunabildi ne rakkada tutabildi ne deryazurda tutunabildi. Yani Orta Fırat Hazlasında işte Mayadin'de, Haccin'de, e, Bağuz'da bir varoluş mücadelesi yapmak zorunda kaldı. Sebebi neydi? Türk silahların ortaya silahlı kuvvetlerin ortaya koymuş olduğu o büyük destan. Peki şimdi ne olacak Irak'ta? Şimdi ha, İran Irak. İran mesela İran'dan e, net bir açıklama gelmedi. Sadece yaşananları takip ediyoruz. Ya olur mu ifadesi? Yani şu an, şu an, ne, neden yani, böyle kısıtlı e, bir açıklama? O komutan İreç, yani Kasım Süleyman'ın yardımcısı, şu an işte Mehdi Ordusunun e, özür dilerim Mehdi Ordusu diyorum, Kudüs'tüklerin başındaki ye, yeni komutan hepsi, yani sonuna kadar Irak'ın içerisindeler. Hatta bu şey yaşandıktan sonra. Bir siyaset ve strateji belirlemek adına, çünkü Muktada Esad onlar açısından son derece tehlikeli bir e, süreci başlattı. Halkı arkasını alarak bir mücadeleye başladı. Plan ne? Bölmek mi Irak'ı? Şimdi Muktada Esad'ın bence amacı o değil. E, ben şöyle okuyorum Göksu. Şimdi e, bir iki örnek vereyim müsaadenle konunun iyi anlaşılması açısından. Şimdi e, Muktada Esad keşke o zaman yapabilseydi. Yani hiç coğrafya bu hale gelmezdi. Mesleğe fitnesi çıkmazdı. Yapamadı. Yapmasına izin vermediler. Ne oldu biliyor musun? Amerika, Irak'ı işgal ettikten hemen sonra Fellüce'de hepimizin o zaman takip ettiği çok önemli bir olay vardı. Fellüceliler Fellüce Köprüsü'nün üzerinde 6 tane Amerikalı özel güvenlikçi astılar. Yani yapmış oldukları şeylerden dolayı. Amerika George Bush bunu bir prestij meselesi yaptı ve Fellüce'de Taş üstünde taş bırakmadı, baş üstünde baş bırakmadı. Yani B1'lerle, B2'lerle, B2'lerle, B2 savaş uçaklarıyla, taarruz helikopterle, uranyum çekirdekli mermiler atan tanklarla yıktı tatlı Felli Yani o zaman o kadar büyük bir e, yani yıkım, soykırım oluştu ki orada. Sünniydi hepsi, Sünni Arap'tı ve sert adamlardı. Hatta Sünni Arap değil, işlerinde hatta bir takip ettiğim demografi yapısını anlamaya çalıştım. İşlerinde Kafkaslardan gelen halklar dahi vardı. Bunları kırdı attı. Yani o, o zaman e, rakam 3000 kişi yanlış hatırlamıyorsun. 3000 kişi hayatını kaybetti Felluce'de. Yani sembol bir yerde. Muktada Esad o zaman, o zaman bir şey söyledi. Bir Şii figür olarak. Çünkü o zamana kadar Şiiler hiç şeye girmediler. Yani yani e, Şiiler şöyle bir cümle kurayım müsaadenle. Yani daldan dal, dal, dal atlıyorum ama iyi, iyi bir yere gidecek. E, toparlayacağım sonra. A, anlamak istiyorum. Tam bölgeyi takip ettiğiniz için tamamlayın cümlenizi sorularım olacak. Şimdi ee, 2000 e, 1991'de e, işte Saddam'ın e, işte e, Amerika adına, Batı adına yapmış olduğu savaşı Amerikalı kadın büyükelçinin e, fişteklemesiyle sen kuvvete gir buradan tahsil et demesi kandırılması ve kuvvete girmesinin bir gerekçe üretilmesi Saddam'ın burada Saddam ordunun subaylarının sözü bizi buradan e, bize buraya girmeye kandırdılar sonra tekmeleyerek çıkarttılar demişlerdi kendi kendi sözleri aynı böyle e, konuştuğumuz zaman böyle ifade ederlerdi. Şimdi buradan e, 2001 1991'den 2003'e kadar Irak'ta abluka ve ambargo yılları var. Bu bu yıllar dizayn yılları. Yani şimdi bizi de çok etkiledi. Şimdi biz hep 36. paralelin kuzeyini konuştuk. Bir de 32. paralelin güneyi vardı. Şimdi güneyde Şii Arapları, e, kuzeyde Kürtleri, temelde e, ...dizayn etmeye yönelik, Sünnileri de, Sünni Arap yönetimini de baskı altına alamaya yönelik... ...son derece önemli bir süreç, 12 yıllık süreç. Şimdi bu 12 yıllık süreçte Irak'ta 1 milyondan fazla insan bu abluka ve ambargalar yüzünden öldü. Kadınlar öldü, çocuklar öldü, yaşlılar öldü, açlıktan öldüler. Çocuklar süt bulamadıkları için, ilaç bulamadıkları için öldüler. Bu dönemde hatırlarsınız Kürt bölgesinden işte e, Guam adasına götürülen, işte dizayn edilen, işte bizim hatta o zaman o zaman pek çok belgeler yayınlanmıştı, yakalanmıştı. Ama sadece onlar değil. Şii Arapları, Şii havzası da bir şekilde dizayn edildi. Ve o dizaynın İran etkisi örneğin Bedir Tugayları diyoruz. 1982 yılında Irak'ta, şey, İran'da kuruldu örneğin anvar Elekem'in Bedir Tukay'dır. Yani o kadar önemli mesela. çok karışık bir ka karışık, bölgeden söz ediyoruz aslında. Sadece sadece şey, şey yapıyorum. Yani hani daha bir yani örnek veriyorum nüanslarla beraber bir konuyu anlatmaya çalışıyorum. Ne oldu? Şöyle bir şey, şöyle bir şey şekillendi. 2003 işgal öncesinde. Ya aslında bizim de ders çıkartmamız gerekiyor. Yani Saddam'ın gitmesi adına iblisle bile işbirliği yaparız dediler. Bu taraf bu taraf ve buradaki muhalifler. Şimdi bu işgalle beraber Irak'ta korkunç bir parçalanmaya sebebiyet verdi. Kırılmaya sebebiyet verdi. Şimdi Şiiler, Şiiler ve Kürtler işgalcilerle işbirliği yaptılar. Temel olarak yani mutlaka içlerin toplumsal anlamda, bireysel anlamda karşı çıkanlar var. Ama Irak'taki direniş sünni tabanlı şekillendi işgale. Şimdi siz sevin sevmeyin Saddam'ı veya Sünnileri, Sünni Arapları. Sonuç ama sonuç adamlar vatanları işgal edilmiş Amerikalılar tarafından ve işgale karşı bir direnç ortaya koydular. Mukteda Esadır, es Mukteda Esadır es ve Amerika Birleşik Devletleri birleşik olarak sorayım işin neresinde? Şimdi hayır Mukteda Esadır'ın üzerinde Amerika Birleşik Devletleri var mı? Mi? Var mı? Bence yok. Ama şu olabilir. Bakın burada Sadırın e, Sadr'ın ortaya koymuş olduğu öfke, tepki ve refleks Amerikalılar tarafından kullanılmak istenebilir. Hıh. Yani, yani, tamam. Yani bu burada şimdi Amerikalılar şimdi Amerikalılar burada her atı oynarlar. Üzerlerine oynayamadıkları, etkili olamadıkları atın gücünü de kendi menfaatleri doğrusu da kullanırlar. Tamam. Tam merak ettiğim sorunun cevabı aslında Amerika Birleşik Devletleri bu işin neresinde? Çünkü dışarıdan yönlendirildiğini tam göbeğinde. Yönetildiğini, tam göbeğinde. Tabii canım, kesinlikle.